Canlarım benim selamlar. AYT Matematik konu anlatımında geldik. Fonksiyonların dördüncü dersine arkadaşlar. Ne yapacağız? Fonksiyonlarda ötelemeyi konuşacağız. Öteleme anlatacağım sizlere. Yedinci günün ikinci dersindeyiz. Fonksiyonların dördüncü dersine gelmiş bulunuyoruz. Konu anlatım kitabınızdan sayfa 37, 38, 39'u işleyeceğiz arkadaşlar. Ve soru bankasından da bir test ödeviniz var. 90 günde AYT soru bankası fonksiyon uygulamaları temel tanım testi 4'ü de ödev olarak bitireceğiz ve 7. güne noktayı koymuş olacağız. Peki ötelemelerde ne var? Ne yapacağız, ne konuşacağız? Şöyle genel bir bakalım diyecek olursak, şöyle genel bir göz atalım. Arkadaşlar fonksiyonlarda ötelemenin mantığını anlatacağım size ve bunların biraz daha hem teknik özelliklerine yani hem grafik anlamındaki yani grafik görüntüsü anlamındaki özelliklerine hem de fonksiyonun kuralı üzerindeki uygulanışlarına değineceğim. Bunlarla ilgili örneklerimiz var. Bunları çözeceğiz. Yine iki tane mor sorumuzla dersi kapatacağız, noktalayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Hazır mısınız? Keyfiniz umarım yerindedir. Benim güzel Şöyle çok az bir şey böyle boğazımda bir gıdıklanma var ama onlar yani çok her zaman yaşanan şeyler olduğu için artık bununla yaşamayı arkadaşlar bir şey haline getirmiş bulunuyoruz. Ve fonksiyonlarda ötelemeden başlıyoruz. Ne demek öteleme? Şimdi kelime anlamının öteleme kelimesinin anlamını düşündüğünüz zaman zaten öteleme herhangi bir cismi bir noktadan bir noktaya getirmedir. Onun şeklini değiştirmeden, onun boyutunu değiştirmeden onun tipini değiştirmeden sadece A noktasında duran bir şeyi B noktasına getirmeye, aynı doğrultuda olmasına gerek de yok. Buraya da gelebilir. B noktasında getirme. B noktasına getirme işlemini biz öteleme adını veririz zaten. Genel anlamda olay budur. Ötelemenin mantığı budur arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlarda ötelemede de iki tür öteleme vardır. Bir tanesi düşey yönde ya da dikeyde öteleme, bir tanesi de yatayda ötelemedir. Düşeyde öteleme Şöyle bir fonksiyon verildiği zaman, örneğin bu fonksiyonun arkadaşlar e, düşey doğrultuda hareket etmesidir, şuraya gelmesi, buraya gelmesi, buraya çıkması, buraya çıkması vesaire. Ama bakın şeklinde, az önce şeklini mi değiştirdim lan? Şeklinde herhangi bir değişiklik yok, şekil aynı şekil, şekil değişmiyor. Sadece fonksiyonun konumunu değiştiriyorsunuz. Buradaysa buraya, 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 buraya alıyorsunuz. Biz buna öteleme adını veriyoruz. Düşey yönde öteleme bir de yatay yönde öteleme var. O da aynı şekilde yatayda. Yani x ekseni boyunca öteliyoruz. Buraya getiriyoruz, buraya getiriyoruz, buraya getiriyoruz, buraya getiriyoruz. Yine şeklinde ve boyutunda herhangi bir değişikliğe sebep olmuyoruz. Sadece e, y ekseni boyunca yani yatay eksendeki konumunu değiştiriyoruz. Tamam mı? Yani iki tip ötelememiz bunlar. Şimdi düşey yönde ötelemede eğer fonksiyonumuz f(x) şeklinde bir fonksiyonsa düşey yönde öteleme fonksiyonun kuralına bir şey ekleyip çıkartarak olur. Herhangi bir k elemanı r artı sayısını pozitif bir k sayısını fonksiyona ekler ya da fonksiyondan çıkartırsak o fonksiyonu düşey yönde öteleriz. Eğer fonksiyonun içine bu k sayısını ekler ya da çıkartırsak o zaman da fonksiyonu yatayda öteleriz. Fonksiyonun x değerlerini değiştirdiğimiz için yatayda öteleme olur. Çünkü yatayda öteleme ne demek? x ekseni boyunca ötelemek. Demek ki x'lerin değişmesi lazım. Yani fonksiyonun içindeki x'lere bir müdahale yapılması lazım. Düşey ötelemede y ekseni boyunca yani fonksiyonun f(x)'ine yani y'sine yaptığımız değişiklikler fonksiyonun y ekseni boyunca ötelenmesini sağlar. Tamam mı yavrular? Şimdi özellikle de bundan bahsediyor zaten. K pozitif gerçel sayı olmak üzere eğer f(x)'in üstüne k'yı eklerseniz f(x)'in k birim yukarı ötelenmesini bulursunuz yukarı yönde. Yani eğer pozitif sayıyı ekliyorsanız fonksiyonu y ya dikeyde y ekseninde yukarı doğru ötelersiniz. Eğer pozitif bir sayıyı f(x)'ten çıkartıyorsanız ya da başka bir deyişle ...negatif bir sayı ekliyorsanız... ...o zaman da fx'i k birim... ...aşağı ötelemiş olursunuz. <laughs> tamam mı? Düşey yönde ötelemede olay bu. Yani f artı ya da eksi k... ...dikey ya da düşey. İkisi de aynı şey. Dikey eksen, düşey eksen. Yani y ekseni boyunca yapılan... ...öteleme işlemidir. Düşey, e, yataya birazdan geçeceğiz. Şimdi gel. Diyor ki fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. gx eşittir fx artı 2... Ve hx eşittir fx eksi 4 fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz diyor. Arkadaşlar bakın şimdi grafiğimiz bu. Şöyle üstünden şöyle bir geçeyim. Bakın fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyon bu. Bu fonksiyonun fx bu. Buna 2 eklemek demek. Bunu 2 birim yukarı kaldırmak demek. Burada da bir referans yer belirleyeceksiniz. Mesela ben şu popişi var ya tam şu popiş noktasını referans alıyorum. Orijinde ya. O noktayı 2 birim yukarı çıkartıyorum. A çıkarttığım 2 birim çıkarttığımda aha bu ne oluyor? fx artı 2 fonksiyonu oluyor. Yani g fonksiyonu oluyor. Şimdi aynı fonksiyonu bu arkadaş şurada orijinde duruyor ya f. Bunu eksi 4 eklersem buna bunu 4 birim aşağı indirmek demek. 1, 2, 3, 4 birim aşağı indiriyorum. Aha da bu fonksiyonda fx eksi 4 fonksiyon oluyor tamam mı? Şimdi şurada bir tane nokta ver. Yani burada problem yok. Bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bir tane nokta verdim. 2'ye 4 noktası. Bu noktayı da öteleyelim gelin. A 2'ye 4 noktası f'in üstünde bir nokta. 2 yazdığınız zaman karesi 4. Şimdi siz bu noktayı hatta şunun grafiği şunun kuralını yazarsanız bu da x kare artı 2. Şunun kuralını yazacak olursanız bu da x kare eksi 4. Doğru mu? Şimdi bak şimdi. Şu 2'ye 4 noktası bu nokta fx eşittir x karenin üstünde ya. Bu noktayı da öteleyelim. Arkadaşlar noktayı ötelerken noktayı y ekseni boyunca yukarı kaldırmak yani noktayı yukarı aşağı ötelemek o noktanın sadece y'sini değiştirir. X'in de herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Yani siz a 2,4 noktasını 2 birim yukarı ötelerseniz bu A 2,6 noktası haline gelir. Sadece Y'sini 2 birim arttırmış olursunuz. Bakın bu da zaten bunun üstünde. 2'yi yerine yazın. 2'nin karesi 4. 2 daha 6. Yani aslında şu nokta A üssü noktası 2'ye 6 bunun üstündedir. Aynı şekilde siz A 2,4 noktasını 4 birim aşağı ötelerseniz arkadaşlar sadece Y'sini X'ine dokunmazsınız. Sadece o 4'ü 4 çıkartarak 2'ye 0 yaparsınız. Zaten ee, x kare eksi 4'te de 2 yazdığınız zaman 0 gelir. 2'ye 0 o da şu noktadır. Bu da a 2 üssü olsun. Bu da 2'ye 0 noktası tamam. Nokta ötelemesini de ihmal etmeyin. O önemli. Bazı yerlerde bize referans olacak. Gel şimdi. Diyor ki a ve b tam sayı olmak üzere uygun koşullarda tanımlı bir f fonksiyonu veriyorum sana diyor. Tamam. Dikey yönde mutlak değer a birim aşağı ötelendiğinde fx artı a fonksiyonu Dikey yönde mutlak değer B birim ötelendi, yukarı ötelendiğinde fx artı B fonksiyonu elde edilmiştir. A artı B 10 olduğuna göre A çarpı B çarpımı en fazla kaçtır diyor. Şimdi dikey yönde A birim aşağı ötelendiğinde fx artı A'yı elde ediyoruz. Yani fonksiyonumuz şöyle A birim aşağı ötelendiğinde atıyorum tamamen kafadan. Şöyle bir fonksiyon oluyor. fx artı A fonksiyonu oluyor. Sonra biz bunu tekrar mutlak değer, bak e, dikey yönde mutlak değer a birim. Bu mutlak değer a'nın pozitif olduğunu biliyoruz zaten. Dikey yönde mutlak değer a aşağı ötelediğimizde fx artı a'yı elde ediyorsak bunu tekrardan aşağı ötelediğimiz miktar kadar tekrar yukarı ötelediğimiz zaman da niye elde etmemiz lazım? fx'i. Yani fx artı a mutlak değer a birim aşağı ötelenmiş hali. Bunu tekrar a birim yukarı öteliyorum mutlak değer a birim yukarı öteliyorum. Mutlak değer a birim yukarı ötelediğimde f fonksiyonunun başlangıçtaki halini elde etmeliyim. E bunlar birbirlerini götürecekler. O zaman a artı mutlak değer a sıfıra eşit olacak. Bu cepte dursun. Aynı şeyi şimdi b için düşünelim. Dikey yönde b birim yukarı ötelendiğinde fx artı b'yi elde ediyoruz. O zaman Hani fx artı b'yi elde etmişiz ya yukarı yönde ötelediğimizde biz bu yukarı yönde ötelediğimizi tekrar mutlak değer b birim aşağı ötelersek e yani mutlak değer b'yi buradan çıkartırsak aşağı ötelemiş oluyoruz mutlak değer b'ye kadar f'in başlangıçtaki halini elde etmiş oluyoruz bunlar birbirlerini götürüyorlar b eksi mutlak değer b de sıfır eşit oluyor. Bunu karşı tarafa atarsam b eşittir mutlak değer b. Şimdi bir sayının mutlak değeri kendisine eşitse o sayı sıfırdan büyük eşittir. Ya sıfırdan büyüktür ya da sıfıra eşittir. Bir sayının kendisiyle mutlak değerinin toplamı da sıfıra eşitse bu sayı sıfırdan küçük eşittir. Yani ya sıfıra eşittir ya da sıfırdan küçüktür. Çünkü mesela eksi 2 artı mutlak değer eksi 2. Eksi 2 artı 2'den 0. Ya da 0 artı mutlak değer 0, 0. Ama şimdi burada, şimdi a çarpı b'nin maksimum değerini arıyoruz ya, a çarpı b, Maksimum kaçtır diyor. Şimdi A artı B 10 ya arkadaşlar. Şimdi ben B'yi 10 seçip A'yı 0 seçsem maksimum değerlerini bulurum ama 0 birim öteleme diye bir şey yok. Hani ötelendiğinde bir fonksiyon elde ediliyorsa demek ki burayı 0'dan farklı alacağız. Bu belli yani bu negatif olacak. E bunun en küçük negatif değeri eksi 1. E A'nın eksi 1 olduğu durumda B'de 11 oluyor. O da uyuyor. B'de 11. O zaman 11 çarpı eksi 1'den Doğru cevabımız eksi 11 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlarım? Güzel bak fıstık gibi hallettik. Güzel. Devam ediyorum şimdi. <laughs> 21. sorudan önce şey mevzusuna. Yatay yönde öteleme mevzusuna. Yatay yönde öteleme x'lerin değişmesi değil mi? Dolayısıyla k pozitif bir gerçel sayı olmak üzere fx'in fx'in içerisine bir k'yı eklemek ya da çıkarmak bunun yatay yönde ötelen ötelenmesine sebep olur. Eğer pozitif bir sayıyı eklersek fonksiyon k birim sola ötelenir. Sola ötelenir. Eğer fx eksi k yaparsak fonksiyon k birim sağa ötelenir. Sağa ötelenir. Sebebini konuşalım hemen. Sebebi şu arkadaşlar. Mesela fx eşittir x eksi 2 diyelim. Şimdi bunun x eksenini kestiği nokta 2 değil mi? Şöyle. Hatta bu pozitif eğimli. Şöyle. Şimdi f x eksi 1 desek. Yani buraya buradan bir birim çıkarttık ya da eksi bir birim ekledik. O zaman buraya x yerine x eksi 1 yazdığımız zaman şurası 2 bu arada. x eksi 1 eksi 2'den ne oldu? x eksi 3 oldu. İşte ne oldu? 2 yerine artık 3'te kesmeye başladı. Bakın eğer siz buradan bir birim çıkartırsanız ya da eksi bir eklerseniz 2'de keseceğine 3'te keser. Yani bir birim sağa ötelenir. Yani içeriye negatif bir sayı eklediğinizde sağ tarafa pozitif bir sayı eklediğinizde de sol tarafa ötelenme gerçekleşecek. Tamam mı? Bunlara yatay eksende yani x ekseni boyunca öteleme diyoruz. x eksenindeki ötelemeler ters yönlüdür. Hani fx'e artı k eklediğimiz zaman yukarı, eksi k eklediğimiz zaman aşağı ama f x artı k yaptığımız zaman sağ değil sola f x eksi k yazdığımızda da sola değil sağ öteleme gerçekleşecek. O yüzden tersten bahsediyoruz. Yani aslında x değerlerini biz düşürüyoruz ama ekseni kestiği nokta büyüyor. Burada da x değerlerini büyütüyoruz ama x eksenini kestiği nokta küçülüyor. Ama y ekseni boyunca ötelemede k ekleyince y değerini arttırıyoruz. Eksi k ekleyince de y değerini azaltmış oluyoruz. Tamam mı canlarım? Bak şimdi. Fonksiyonu veriliyor. Grafiklerini çiziniz diyor. Şimdi yine hemen şunu alalım şöyle. Gel, gel 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 yavrum gel yavrum gel yavrum. Aldım yine bunu arkadaşlar. Aynı grafik zaten. fx artı 2. 2 birim ekleme yaptığımız için sola 2 birim ötelendi. Dolayısıyla bu gx fonksiyonu oldu. gx eşittir. fx artı 2 haline dönmüş oldu. Şimdi aynı şekilde şunu alıyorum. Şurada başlangıçta buradaydı. fx eksi 1 dediği zaman bir birim sağa ötelenecek. Aha bu. Bu da arkadaşlar hx x eksi 1 haline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Nokta ötelemesi de şöyle. A 2,4 noktasını sola 2 birim ötelersek sola 2 birim ötelersek bu x değerinin 2 birim ne olması anlamına gelir? Küçülmesi anlamına gelir. Sola gidiyor çünkü. 2'deyken y'de x değeri sola gidiyor. 0'a geliyor. 2 birim düşür bunu 0'a 4. Yani 0'a 4 noktasıdır aslında. A noktasının 2 birim sola ötelenmiş hali. Aynı şekilde A 2,4 noktasını örnek veriyorum. 1 birim sağa ötelerseniz bu x değerini 1 birim arttırdığınız anlamına gelir. 2'yi 1 arttırırsanız bu da 3,4 noktasına denk gelmiş olacak. Farkındaysanız sağa sola ötelemelerde y değerlerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Noktada öteleme yaparsak e, yatay eksende düşe eksendeki y değerlerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayız canlarım. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi buraya gelelim. Yine hani benzer böyle e, muadil sorularla gidiyoruz. m ve n tam sayı olmak üzere uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu yatay yönde m birim sağa ötelendiğinde fx artı m. Şimdi f x fonksiyonunu yatay yönde m birim sağ ötelerseniz f fonksiyonunu şöyle bir fonksiyon elde etmiş olursunuz sağ ötelediğiniz zaman. Ve bunun cevabı f x artı m'ymiş. E o zaman x eksi m'nin mutlak değeri eşittir x artı m'ye. Bunlar birbirlerini götürdüler. Eksiyi karşı tarafa geçirelim. M burada mutlak değerle kalsın. Mutlak değer m eşittir eksi m. O zaman m'nin negatif bir sayı olduğu belli. Mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıktığı için. Yatay yönde n birim sola ötelendiğinde bu sefer de x artı mutlak değer n birim olur. Bu da f x artı n oluyormuş. E, o zaman bu sefer x artı mutlak değer n eşittir x artı n'ye. Bunlar gider. Mutlak değer n, n'ye eşitse n sıfırdan büyük. Eşitleri almıyorum. Çünkü arkadaşlar Mevcut bir öteleme yaptığımızı söylediği için 0 birim diye bir öteleme olmaz. O yüzden almıyorum hiç. Sıfıra eşit olan kısımları da almıyorum. Şimdi m çarpı n'e kaça eşitmiş? Eksi 12'ye eşitmiş. m artı n toplamı en fazla kaçtır diye soruyor. m'nin negatif olduğunu, n'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Burada değer vereceğim. Buna 12 verelim. Buna eksi 1 verelim. Yani buna maksimum verelim. 12'ye eksi 1 verirsem 12 eksi 1'den maksimum değerimiz toplamın maksimum değeri 11 olur. Mesela buna 6'ya eksi 2 verin. Toplam 4'e düşer. Buna 3, buna eksi 4 verin. Toplam eksi 1'e düşer. Yani burada N'yi maksimum yapmaya çalışacaksınız. Zaten N'nin maksimum değeri için M'de maksimum oluyor. N'yi azalttıkça M'yi de azaltmış oluyorsunuz. Toplam da azalıyor. O yüzden M'nin ve N'nin maksimum değerleri için toplamımız en fazla 11 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlarım? Bakın bunu da güzelce halletmiş olduk. Peki Şimdi gel bakalım buraya. Bak öteleme devam ediyor. Şimdi bir fonksiyon veriyor bu baba bize. Baba. Sonra diyor ki bu fonksiyonda fx artı 4 y eksenini şu noktada keser. Yani fx fonksiyonunu 4 birim yukarı ötelemek ne yapar? Arkadaşlar normalde normalde başta bunun y'yi kestiği nokta 0'a 3. Bunu 4 birim yukarı ötelerseniz y'ye kestiği nokta 0'a 7 olur. Bu kadar fx eksi 2 fonksiyonu y eksenini bu noktada keser. Normalde 0'a 3'te kesiyor. fx eksi 2 demek 2 birim aşağı ötelemek demek. Aşağı ötelemede x değeri değişmez. y eksenini kestiği noktanın x değeri 0 kalır. 3'ünü 2 birim azaltırsınız 1 bir yaparsınız. 0'a 1. Bu kadar. Şimdi şuraya gelelim. y eşittir fx eksi 1 fonksiyonu x eksenini nerede keser? Bu arkadaşlar 1 bir birim öteleme demek. Nereye? Sağa. X eksi 1 dediğimiz zaman sağ öteleme. X eksenini bu nerede kesiyor? Eksi 3'e 0'da kesiyor. Bunu bir birim sağa götürürseniz, eksi 3'ü sağa götürün bir birim. Yani bir birim arttırın. O zaman eksi 2'ye 0 noktasında kesecektir. Değil mi? Aynı şekilde fx artı 3 bak. 3 birim öteleme demek. Ama nereye? Sola. Artı dediğim zaman, e, x'in yanına artı getirdiğim zaman, sola öteleme oluyordu. 3 birim sola öteledim x eksenini nerede keser arkadaşlar bu? Normalde eksi 3'e 0 da kesiyordu. Eksi 3'ü 3 birim sola götürün. Yani 3 birim azaltmış oluyorsunuz aslında. O zaman eksi 6'ya 0 noktasına denk gelmiş oluyor. Tamam mı? Fonksiyon üzerindeki noktaların ve ekseni kestiği noktaların ötelemesi de böyleydi. Şimdi buraya gel. Üçüncü dereceden f fonksiyonu x eksenini eksi 3, 2 ve 6 noktalarında kesmektedir. fx eşittir y eşittir f X artı 3 fonksiyonu x eksenine hangi noktalarda keser? Toplamlarını söyle diyor. Bu ne demek arkadaşlar? 3 birim öteleme yapmak demek. Nereye? Sol tarafa. Eksi 3'te kesen değeri 3 birim sola ötelerseniz eksi 6. 2'de keseni 3 birim sola ötelerseniz 3 çıkartmış olursunuz. Eksi 1. 6'yı 3 birim sola götürürseniz 3 birim azaltmış olursunuz. Artı 3. İşte x eksenini kestiği noktalar yeni noktalar apsisleri bunlar. Bunları toplarsak da eksi 7 artı 3'ten cevabımız eksi 4 olarak bulunacak. Tamam mı? Öteleme kolay. Ee, aslında fonksiyon uygulamalarının en hareketli yerleri bu dönmeler falan var ya. K ile çarpıyorsun. Onlar da kolay. Onları da kolay anlatacağım size de. Yani bu böyle gereksiz korkuluyor bundan. Ne öteleme mi falan diyorsunuz. Öyle değil. Gerçekten çok kolay. Sadece olaya hakim olmanız lazım. Dedim gel bakalım. <laughs> Sanki böyle çok zor bir şey geliyor falan. Gerçel sayılarda tanımlı. fx eşittir x kare fonksiyonunun grafiğinin y ekseni boyunca 6 birim aşağı. x ekseni boyunca 2 birim sola ötelenmesiyle oluşan gx fonksiyonunun grafiğini çiziniz ve denklemini yazınız. Öncelikle denklemini yazalım bakın. gx'i yazıyorum şimdi. Öncelikle hani f içine yazıyorum ya. Öncelikle ee, sağ sola ötelemeye bakalım. F fx'in x ekseni boyunca yani yatay eksen boyunca 2 birim sola ötelenmesi ne anlama gelir? fx artı 2 anlamına gelir. 6 birim aşağı ötelenmesi de eksi 6 anlamına gelir. Bu kadar. Kuralını şöyle de yazabilirsiniz. fx yerine x artı x kare yazarsam x artı 2'nin karesi eksi 6. Böyle bırakabilirsiniz ya da açarsınız yavrular. X kare artı 4 x artı 4 eksi 6 yaparsınız. Ne bileyim yani bir şeyler yapın. Bu da x kare artı 4 x eksi 2 haline gelmiş olur. İşte bu gx. Bak gx'in kuralını oluşturdum. Şimdi bir de grafik üzerinden görelim bunu. Şöyle fonksiyonu ben şöyle üstünden geçeceğimiz için şöyle bir çizeyim. Fonksiyonumuz bu. Öncelikle bunu ne yapıyoruz? 2 birim sola öteliyoruz. Aha 2 birim sola öteledim. Sonra da 6 birim aşağı öteliyoruz. Bunu da işte 6 birimi şöyle göstermiş olalım. 6 birim. Bunu böyle gösteriyorsak demek ki şuraya şöyle tık 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 tık. Hani 6 birim aşağı ötelendiğini göstermek için 6 birim yazalım. 2 birim sola ötelendiğini göstermek için de şuraya eksi 2 yazalım. Gördüğünüz gibi e, 2 birim e, sola 6 birim aşağı ötelemeyi gerçekleştirdik. Ne diyecektim lan bir şey söyleyecektim dur bakayım aklıma lan daha az önce aklımdaydı ya lan oğlum önemli bir şeydi de biliyor musunuz yani bunu söylemezsen büyük ihtimalle sınavı kazanamayacaksınız diyor <laughs> yok o kadar değil canım ama önemli bir şeydi ya he tepe noktasından bahsedecektim. Tamam aklıma geldi şimdi. Arkadaşlar bunu parabolde tabi çok ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım ama bakın tepe noktası sıfıra sıfır görüyor musunuz? Tepe noktası sıfıra sıfır. Şimdi siz e, ee, bu 0'a 0 sıfır noktasını 2 birim sola götürüp 6 birim de aşağı götürürseniz şurası eksi 6. Eksi 2'ye eksi 6 noktasını oluşturmuş olursunuz. Yani diğer parabolün tepe noktası da eksi 2'ye eksi 6 olarak bulunmuş olur. Yani aslında parabollerde tepe noktası boyunca da yapılan öteleme işlemi bize yeni tepe noktasını ve oradan çizilen grafiğin öncüsü olacaktır. 25'i hallettim. 26 ile devam ediyorum. Bak şimdi. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Grafiği. Buna göre fonksiyonun eksenlerle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir? Yavrular bakın. Şimdi önce öteleme yapacağım. Ondan sonra şey diyeceğim şimdi size. Niye güldüğümü o zaman anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın. iki birim öteleme yapalım. Bak şimdi dur. Azdır azdır. Azdır azdır. Azdır azdır. Şimdi iki birim öteleme yapalım bak. Nereye? Sağ değil mi? İki birim sağ öteleme yapacağız çünkü FX eksi 2 diyor. Şimdi 2 birim şöyle sağ öteleme yaptım şöyle. Hatta x eksenini de biraz uzatayım, şöyle uzatayım. İki birim sağ öteleme yaptığım için arkadaşlar hatta bu iki birim falan olmadı. Bakın iki birim yapabilmem için şu sivri uca bakın. Bakın şuradaki sivri uca bakın arkadaşlar. Şu sivri uç eksi 2 de ya, sıfıra denk gelecek orası. Zaten diğerleri çok diye oturacak. Şöyle, sivri uç sıfıra denk gelecek. Şimdi şunu şöyle uzatalım. Şöyle uzatıyorum. X ekseni şu. Oğlum şura çok gözüme çarptı lan. Şurayı da düzelteceğim. Normalde yapmam böyle şeyler ama aşırı gözüme takıldı orası ya. Ş şöyle tamam mı? Şimdi x eksenini de uzattım. Şimdi yeni fonksiyonumuz bakın sıfırda. Şu tam köşe noktası 3'ü 2 birim ötelediğim için 5'te. Şurası da de. Şimdi bu fonksiyonun eskisini sileyim mi lan? Eskisini de siliyorum bak. Eskisini de siliyorum. Sildim. Şuraya sildim. Ee, şöyle sildim. Yok onu silmeyeyim lan o yenisi. Eskisini dur lan yenisini yanlışlıkla eskisini yenisini karıştırdım. Şöyle değil mi? Yenisi böyle. Şuradaki 3'ü de sileyim. Kafanız karışmasın. Şuradaki eksi 2'yi de sileyim. Alayını sildim. Bak yeni fonksiyonu yazdım buraya. Şunu da sileyim. Yeni fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyonun eksenlerle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı kaçtır diyor. Eksenlerle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı arkadaşlar anda şurası. Şura alan artı şuradaki üçgenin alanı. Şimdi şu alanı hesaplayalım. 4 birim burası, 5 birim burası. 4 kere 5'ten şura 20. Sonra şurayı hesaplayalım. 4 birim şurası, 2 birim de şurası. Bu üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den kaç yapar? 4 yapar. 20 artı 4'ten sınırladığı bölgenin alanı 24. Tamam şimdi bunu durdurun not alın. Not alacaksanız ötelemeyi yaptım. Eski haline göre not alın. Şimdi başka bir şey göstereceğim size. Başka bir şey göstereceğim. Notunuzu alın. Sileceğim çünkü. Sildim. Bak şimdi. Ee, şimdi şu haliyle hiç öteleme yapmadan eksenlerle sınırladığı bölgenin alanına bakalım. Şimdi şurası kaç birim? 4 birim. Eksi 2 ile 3 arası kaç birim? 5 birim. 4 kere 5'ten 20. Şimdi şurası kaç birim? 4 birim. 3 ile 5 arası 2 birim. 4 kere 2. 8 yarısı 4. 20 artı 4'ten 24. Arkadaşlar fonksiyonu sağ tarafa ötelemek onun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanını niye değiştirsin ki? sadece konumu değişiyor. X eksenleri kalıyor orada ama. X eksenleri kalıyor sadece konum değişiyor. Dolayısıyla kapalı bölgenin alanı değişmez. Yani başlangıçta da bulsaydınız aynı cevabı bulacaktınız. Burada size böyle bir öteleme yaptırıyor. Ne olur ne olmaz diye. Ama yapmadan da işlem yapabilirdiniz. Yine cevap 24 çıkarttı. Tamam mı canlarım? Peki kurban olsun hocanız size. Şimdi geldim fx eşittir bir tablo sorusu. Soru diyor ki fx eşittir x kare olmak üzere tablodaki fonksiyonların fx yardımıyla nasıl elde edeceğini edile, edileceğini ve denklemlerini yazınız diyor. Şimdi bak fx x kare fx artı 1 ne yapıyoruz nasıl elde ediyoruz? Bir birim şöyle oklarla göstereceğim yukarı elde edilen denklemimizde x kare artı 1. Niye parantez aldıysam? Sileyim şunu tamam mı? Şimdi fx-2 2 i̇ki birim aşağı değil mi? Eksi 2 eklemişim çünkü o zaman x kare eksi 2 yaptı. fx-3 burada 3 e, birim öteleme var. Eksi olduğu için sağ yönde bir öteleme var. Dolayısıyla x kare değil x-3'ün karesi olacak bu. Burada da fx-2 olduğu için 2 birimlik bir öteleme var. Artı olduğu için sola 2 birimlik bir öteleme var. Yani burası da ne olacak? X artı 2'nin parantez karesi olacak. Tamam. Ötelemeler ve e, nasıl elde edilecekleri ve sonunda çıkan denklemlerini de böylece yazmış olduk. Bence ötelemeye yavaş yavaş hakim oluyorsun diye düşünüyorum. 28'de devam ediyoruz. 28, 29 e, var. 2 tane de mor sorumuz var. Ondan sonra bitiriyoruz. Yalnız 20, yani buradaki 28, 29 sanırım şu anda yeni sayfadayız değil mi? Yataydan anlattığım için ben. Bu sayfa önemli arkadaşlar ya. Burayı bir böyle bir püri, püri dikkat dinleyin tamam mı? Şöyle bir bakacağım bir dakika. Ee, aynen 28-29. Ya bunların aslında bu ve bundan sonraki de e, mor soru ayarında. Mor soruyu böyle hani kılpayı e, kıl payı, karne puanıyla kaçırma diye bir şey vardı. Yani bir puanı teşekkürle kaç... Yok teşekkürü bir puanla, takdiri bir puanla mı? takdiri bir puanla kaçırdım falan mevzu var ya bunlar da bir puanla morsoru olmayı kaçırmışlar. Şimdi diyor ki aşağıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafiklerini verdim sana diyor. Buna göre aşağıdaki y eşittir fx artı 2 ve y eşittir gx artı 12 fonksiyonlarının x ekseniyle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı. Arkadaşlar değişmeyecek değil mi? Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Ne kadar öteleme yaparsanız yapın tuzak soru. Ne kadar öteleme yaparsanız yapın eksenleri kestiği noktalar değişmez. Aradaki mesafe 10. Yani aslında şu arasını soruyor bize. E, aslında bu arasını sormuyor. Ötelendikten sonrasını soruyor ama bu arasını, bu arasıyla ötelendikten sonrası aynı olacak. Arası 10, arası 6, 6 çarpı 10 bölü 2'den cevabımız 60 bölü 2, 30 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlarım. Ha şöyle. Hadi bir de öteleyerek göstereyim size. Hat, hat, hat. Bir de öteleyerek göstereyim. Bak şimdi. Şunu çizdim. Bu mavi mi lan? Mavi mi bu? Yo siyah mı? Bakayım. Heh. Çizdim bunu. Şimdi bak. E, kırmızı olan fonksiyon. Şurada 2'de kesiyor ya. fx artı 2. 2 birim sola ötele demek. 2 birim sola ötelersem. Oğlum dur lan. 2 birim sola ötelersem şöyle. Tamam mı? Bu fx artı 2. Şimdi bunun da tam ucu 12'de ya. Bunu da 12 birim sola öteleyeceğim. E, Gx artı 12 diyor. O da orijine gelecek. Bak o da şöyle orijine gelecek. O da şöyle olacak. E, onu da şöyle öteledim. Fonksiyonlarının x ekseniyle oluşturduğu sınırlı bölgenin alanı. Şimdi bak şöyle tık. Şöyle tık. Bu iki tane üçgenin alanını soruyor bize. Şimdi ne olacak? 6 birimi de şu ucu 6'daydı ya. 2 birim buraya geldiği için şurası 4 olacak. Aynı şekilde şu 6 birim 12 birim sola gittiği için şurası da eksi 6 olacak. Şurası da eksi 6 olacak tamam mı? E şimdi eksi 6 olacak burası ama şuralar 6'dan değişmeyecek. Çünkü yukarısı niye değişsin ki? Yatay ötelemede y'deki değerler değişmez. Burası da 6 olmaya devam edecek. O zaman 6 çarpı 6 36 yarısı 18. Burası 18 yapıyor. 4 çarpı 6 24 yarısı da 12. Burada 12 yapıyor. Toplayınca ne geldi? 30. Hiç sürpriz olmadı hocam bana. Sürpriz bozan. Spoiler. Evet spoiler'a Türkçe şey yapıyorum. Sürpriz bozan. Bunu ben mi buldum ilk defa acaba? Kullanılıyor mu bilmiyorum ama spoiler'a hani Türkçe e, öneri yapıyorum. Sürpriz bozan. Bunu TDK'ya falan başvuracağım. Eğer bir başvurmadıysa. 29 devam ediyoruz. Şimdi aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Hakikaten vermiş. Yani yalan söylemiyor gördüğünüz gibi f fx grafiğinin yardımıyla bunlar elde ediliyor. G ve h fonksiyonlarının eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı 15 birim kare olduğuna göre k pozitif sayısının k pozitif gerçel sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar g f'in 2 birim sola ötelenmiş hali. Yani bu f ise ki bu f <laughs> bunun 2 birim sola ötelenmiş hali şöyle bir şeydir gördüğünüz gibi. Burası 2 birimdir. Şurayı bulacağız. E, burayı nasıl buluruz biliyor musunuz? Burayı şöyle buluruz. Bakın başlangıçta 2'ye 4 yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yani x bölü 2 sağa yatık olduğu için şey sola yatık olduğu için eksi x bölü 2 artı 2. Bu bizim fx'imiz normalde. Şimdi biz f x artı 2'yi bulursak x yerine x artı 2 yazdığım zaman eksi x artı 2 bölü 2 artı 2 olur. E bunun da y'yi kestiği nokta için x'ine 0 verirsiniz. Burası eksi 2 bölü 2 artı 2 yapar. Eksi 1 artı 2'den artı 1 olur. Şurası da 1'miş. Burası da 1'miş tamam mı? Güzel. Hallettik. Problem yok. Şimdi bir de ee, K pozitif gerçel sayısı diyor. Bak K'nın pozitif gerçel sayı olduğunu bil, söylemiş. Fx'i K pozitif gerçel sayısı kadar yukarı çıkartıyorum. E o zaman o da yukarı çıkacak grafik. Şöyle bir şey olacak. Normalde y'yi 2'de kesiyordu f. K birim çıkarttığım için K artı 2 de keser hale gelecek. Şimdi diyor ki bu mavi fonksiyonların mavilerin eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı 15 birim kare. Arkadaşlar bunların eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı şu sarı bölgedir. Bu sarı bölgeyi 15 birim kare olarak vermiş. Bak bu sarı bölge. Buraya 15 birim kare olarak vermiş. Ben bu bölgenin alanını şöyle bulurum. Önce büyük üçgenin alanını bulurum. Şu büyük üçgenin alanını. Onu şöyle üstünden isterseniz Şöyle pembeyle geçeyim. Şöyle yapayım. Ondan sonra şöyle yapayım. Sonra bir de şöyle yapayım. Şimdi bu büyük üçgenin alanını bulalım. K artı 2 yüksekliği. Ekseni kestiği noktada arkadaşlar az önceki gibi hani 1'e 2, 2'ye 4 var ya bakın eğim hep 1 bölü 2 olduğu için gördüğünüz gibi absisler ordinatların hep 2 katı oluyor. K artı 2 ise o zaman şuranın 2K artı 4 olması lazım. Bak 4'e 2 2'ye 1. Bunlar tesadüf değil. Eğim 1 bölü 2 olduğundan dolayı. Yani K1'in bunu yukarı ötelediğimizde oluşan fonksiyonun da y'yi kestiği nokta k artı 2 olduğu için x'i kestiği nokta bunun iki katı yani 2k artı 4'tür. O zaman e, k artı 2 yüksekliği 2k artı 4 de tabanı taban çarpı yükseklik bölü 2 bu büyük üçgen. Büyük üçgenden şuradaki küçük üçgenin alanını çıkartacağım aradaki bölgeyi bulacağım. Küçük üçgenin alanı da 1 ile 2'yi çarptım 2 2'ye böldüm 1. Bunun cevabı 15 at karşı tarafa. K artı 2 Bakın şurası 2 parantezinde k artı 2. Iki. Şu ikiler birbirini götürürse burada bir k artı 2 daha var. Eksi 1'i de karşı tarafa attım. 16 yaptı. k artı 2'nin karesi 16. O zaman k artı 2 ya 4'e eşit ya da k artı 2 eksi 4'e eşit. Attım karşı tarafa k buradan 2 yapar. Attım karşı tarafa k buradan eksi 6 yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar K eşittir 2 olmalı çünkü K pozitif gerçel sayısı kaçtır diyor. Cevabımız 2 olarak bulunmuş olacak. Gayet güzel bir öteleme sorusu. Burada bakın uzun yoldan şurada 1 buldum ya. Eğim 1 bölü 2 artık burada uzun yola girersek ya aslında çok uzun değildi ama bilinmeyenlerde eksenleri kestiği noktaları bulursak problem olacak biraz. O yüzden burada eğimden gitmek çok daha basit oldu. K artı 2, 2 k artı 4. Başlangıçta şunu da öyle yapabilirdik. Bakın şöyle eğim 2'ye 4 ya e, öteleme eğimi değiştirmez. Eğim hala 1 bölü 2. E, bunun 2 ise x eksenini kestiği nokta. Bunun y eksenini kestiği noktayı bulmak için eğim hala 1 bölü 2 olduğu için buraya 1 yazacağız. 2 bölü 4, 1 bölü 2, k artı 2 bölü 2, k artı 4. Hep 1 bölü 2'yi verecek dikey bölü yatay. İşte o yüzden eğim vurgusu yapıyorum. O yüzden doğrusal fonksiyonlarda eğimlerden bahsettim. O yüzden sadece tek bir yoldan, tek bir yönden, tek bir açıdan öğrenmek devamlılığı getirmiyor arkadaşlar. Her şeyi bilmek lazım. Yani size öğrettiğim her şeyi almanız gerekiyor, kapmanız gerekiyor. Bunu alayım. Bunu biraz zor buldum, beğenmedim. Al bu senin olsun. Al şunu da sana vereyim. Bu da senin olsun yavrum değil. Hepsini sahipleneceksiniz. Benim benim Evet, aşağıda birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi çok güzel bir soru. Zor değil kesinlikle. Bazılarınıza şu soru daha zor gelir. Ama böyle tam ÖSYM'nin sorabileceği tarzda bir soru. Şimdi soru diyor ki arkadaşlar. g fonksiyonu f'in 5 birim sağa, 2 birim aşağı ötelenmiş haldir diyor. f'i Şimdi f'i alalım şöyle. Hop, hop ve de hop. Şimdi f'i alalım şöyle. Bu şimdi 5 birim sağ öteliyorum. Nereden bakacağım biliyor musunuz? Bir yeri referans noktası almanız lazım. Kurt bakışlılarım benim. Şurayı referans noktası alıyorum. Sivri noktayı. Orayı 5 birim sağa götüreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağa götürdüm. Şimdi o sivri noktayı 2 birim aşağı götüreceğim. 1, 2. Aman yarabbi. Aman ya Rabbi tam olarak oturdu. Birinci öncül doğru. İkinci öncül diyor ki bak dikkat edin bu sefer f ile başlamış. E, f ile başlamış. F fonksiyonu g'nin 2 birim sağa 3 birim yukarı ötelenmesiyle bulunur. Şimdi g'yi bulalım. G burası. G. Hayır arkadaşlar bakın direkt ikinci öncül direkt patlıyor. Çünkü g fonksiyonunu 2 birim sağa ötelersek bu tarafa doğru gidiyor. Halbuki F, G'nin solunda. Yani G'yi sola doğru öteleyip yukarı doğru ötelememiz lazım ki F'e gitmiş olalım. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül de diyor ki H, G'nin 3 birim aşağı ötelenmesiyle bulunur. Bakalım şu sivri uç 1, 2, 3 gerçekten 3 birim aşağı ötelenmesiyle bulunur. Bu doğru 1 ve 3 ile doğru cevabımız Denizli şıkkı olarak bulunmuş olacak. Evet geldik şimdi mor soru 8'e bu soruyla beraber derse noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere dik koordinat düzeminde y eşittir x kare fonksiyonunun grafiği. A, bak A ve B pozitif tam sayılar diyor. A birim sağ B birim yukarı ötelenirse fx elde ediliyor. O zaman fx x kareyi A birim sağ öteleyelim x eksi A'nın karesi. B birim yukarıya öteleyelim artı B olur. Sonra ee, a birim x kareyi a birim aşağı öteler b birim sola ötelersek de g(x) elde ediyormuşuz. O zaman gx fonksiyonu da a birim aşağı b birim sola diyorsa x artı b'nin karesi a birim de aşağı dediği için eksi a. Bu da tamam mı? Tamam. fx eksi gx eşittir sıfır. At karşı tarafa fx eşittir gx denkleminin çözümü. Hemen yapalım. fx'i yani x eksi a'nın karesi artı b'yi gx'e yani x artı b'nin karesi eksi a'ya eşitleyelim. x yerine 6 yazacağız ve sağlayacak denklemi. 6 eksi a'nın karesi artı b eşittir. 6 artı b'nin karesi eksi a yapıyor. Tamam mı canlarım? Şimdi bak şöyle yapalım. Eksi a'yı bu tarafa atalım. a artı b olsun bu tarafta eşittir. Bu arkadaşı da bu tarafa atalım. 6 artı b'nin karesi eksi 6 eksi a'nın karesi olsun. Şimdi iki kare farkı yapalım. Sol taraf a artı b eşittir. Sağ tarafta 6 artı b'den 6 eksi a'yı çıkartacağız. Yani x eksi y çarpı x artı y gibi düşünün. 6 artı b'den 6 eksi a'yı çıkartacağız. Bunu eksiyle çarparsak eksi 6 artı a yapar çarpı şimdi bunları toplayacağız. x artı y hani x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y ya oradan geliyor. 6 artı b artı 6 eksi a. Güzel. Şimdi a artı b sol tarafta eşittir. Bunlar birbirini götürüyor. Burada da a artı b geliyor. a artı b çarpı. Buradan da 12 artı b eksi a geliyor. Arkadaşlar bunlar sadeleşir. Ama hocam bunlar sıfırsa sadeleşmez. Ama sıfır olamaz bunlar çünkü A artı B sıfır olursa arkadaşlar A eksi B'ye eşit olur. Halbuki iki tane pozitif tam sayının biri diğerinin eksilisine eşit olma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla bunlar gönül rahatlığıyla sadeleşir. Dolayısıyla ne kalır? 12 artı B eksi A eşittir. Bunlar gidince burada 1 kalır. Ee, B eksi A'yı karşı tarafa A eksi B diye atın. Biri de karşı tarafa atın. A eksi B 11 oluyormuş. Bak A eksi B 11'miş. Şimdi bak bize diyor ki biz fx fonksiyonu ile ilgili bir şey soruyor bize bak. fx fonksiyonu bir daha yazalım şuraya. x eksi a'nın karesi artı b. Şimdi diyor ki fx artı b'yi bul diyor bana. x yerine x artı b yazarsam fx artı b eşittir. Ne olur arkadaşlar? x artı b eksi a'nın karesi artı b. E, b eksi a da a eksi b 11 ise b eksi a eksi 11. O zaman burası x eksi 11'in karesi artı b olur. Bir de buna eksi b ekle diyor. E bu da buna bir de buna eksi b eklersem bu direktman x eksi 11'in karesi olur. x eksi 11'in karesi fonksiyonu elde ediliyor ve bu fonksiyon x eksenini 11'e 0 noktasında keser. Çünkü bunun x'i kestiği nokta için y'yi 0 eşitleyin. x eksi 11'in karesi 0 x eksi 11 0 x eşittir 11 olarak bulunmuş olacak. Bu güzel soruyla beraber ki kesinlikle yıldızlayacağım. Bu soruyu da bitirmiş oluyoruz canlarım. Peki. Soru 8 güzel, tamam halledildi. Soru 7 halledildi. Soru 6 bence güzel bir soruydu. Bunu da hallettik. Soru 5, soru 4, soru 3. Kalsın arkadaşlar bunları. Bunlardan bir tanesini işaretleyeceğim. Bunu değil de şunu işaretleyeyim. Bu daha güzeldi sanki. Gerçi aynı hemen hemen neresi daha güzelse. Fonksiyonlarda ötelemeyi de noktayı koymuş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki derste yani 8. günün 1. dersinde artık yavaş yavaş dönüşüm kısmına başlamış olacağız. İşte x eksenine göre yansımalar, simetriler falan onlardan bahsediyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kampımızın 8. gününde fonksiyon uygulamaları 5. derste görüşmek üzere. Ödevinizi temel tanım testi 4'ü yapın öyle gelin tamam. Hoşçakalın.